Bugün 5 Mayıs 2024 Pazar, Murat Özen YouTube kanalına izlemiş olduğu günlerinizde programı izleyenliyiz. Ben Murat Özgüzel. Hepinize iyi pazarlar, iyi geceler dileklerimizle yanımıza başlıyoruz. Milliyet Gazetesi'ne başlıyoruz. Gündemik sırasında İsrail'e karşı pratik adım var. Değerli takipçilerim, Türkiye'nin 2 Mayıs'ta aldığı kararın Gazze'ye kilitli ve yeterli miktarda insan yargılamasını izin verinceye kadar geçerli olacağını açıklayan Büyükelçi Mustafa, Türk hükümetine bu ileri adımdan dolayı teşekkür ediyoruz dedi. Mustafa, bunun Türk halkının kardeş değerler ve prensiplere uygunlu bir hareket olduğunu görürüz vaadinde uygulandı. Türkiye'nin bu kararı işgal ve zulüm uygulayıcı uluslararası hukuku çiğneyen bir devleti etkilemeye yönelik atılmış pratik adımı temsil ettiğinin altını çizen Mustafa, Filistin, Türkiye, diğer ilişkileri aktif gelişen ilişkilerde ve Türkiye'nin bu yaptırımları Filistin pazarına değil, İsrail pazarına hedef almaktadır dedi. Milliyet gazetesinde yer alıyor manşet. Yeni şafağa geçiyoruz. Manşetimiz yolsuzlukta yargı paketinde. Soğuk savaş şartlarındaki düzenleme entegrasyonu karşısında yetersiz kaldığı ve güçlenme ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Tutunç, CCK'daki yolsuzluk suçu teknik olarak ilgili ve vergi düzenleme eşleşilen bir suç tipi. Ancak geldiğimiz noktada farklı tekniklerle yolsuzluk kavramı içinde kalabilecek tutar işlenilmekte. Hatta bazı ülkeler bu yeni teknikler yapabilecekler dedi. Bakan Tunç, 30 turda da sonuçsuz kalan Yargıtay seçimleri için şu değerlendirmeyi yaptı. Yargıda da başkan seçilmek için sağ çoğunluk gerektiği 3 ana birliğine yakın oylar aldığı için oylamaya devam edecek. Yargıda seçim sürecinde yıpranılmaması gerekiyor. Bu tür tırklamaların önüne geçebilmek için yargıda yapılacak bir değişiklik olabilir dedi. Yeni Şafak gazetesinde yer alıyor manşet. Sözcü gazetesine geçiyoruz. Manşetimiz Vera'nın resmini gösterip babası geri tuttukları ve komutanlara özgürlük istemek istemiş. Hemen onu aktaralım sizlere. Geri tuttuğu bundan selamlar olsun diyelim. AKP Genel Merkezi'ndeki zirvede Özgür Özel, Erdoğan'a gizli vasıtasıyla tutuklu olan Tavuk Karatarp'ın kahramanın kızı Vera'nın iki fotoğrafını verdi. Bir fotoğrafta Vera'nın babası hapse girmeden önceki hali, diğeri ise bugünkü hali var. Özel, Vera'nın babası hapisteyken büyüdüğünü belirtilip kez tutuklayıcı haftalarında bulundu. Özel, ayrıca DPH Adalet Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay ile yastıklıkla boğuşan meslek paşa için özgür gizli Erdoğan olumlu yaklaştı dedi. Sözcü gazetesinde yer alıyor manşet. Ve son haberimiz olsun Türkiye. Manşetimiz mazlumluğun kanı paradan değerli. Ülke Başkanı Avdagiç mazlumluğun hayatı söz konusundayken ticaretten söz edilemez dedi. Müsiyat Başkanı Asmalı, İsrail ile ticareti kesmek ekonomik kayıp değil, insani kazanımdır. Vicdan sahibi ülkeler de benzer adımlar atmadı diye konuştu. Ascom Başkanı Aydın da bakanlığımızın kararını destekliyor ve elinde buluyoruz ömrünü yaptı. Hava sahası hayvanlarının da İsrail'in kapatabileceğini belirten uzmanlar, ambargonun siyasi yansımasını şu yorumladı. Barcelona davranan Türkiye aldığı ekonomik riskleri biliyor ve bunları telafi edebilecek güce sahip. İran gibi Filistin destekliyor gözükmedik. Gazeteci tarihe geçen bir karar aldık. Türkiye'nin yerini belli etti. Tavrını koydu. Türkiye gazetinde yer alıyor manşet. Haberler böyleydi. Şimdi sporla, mini sporla kapatıyoruz haftayı. Manşetimiz Trabzonspor'u keyfi yok. Avrupa Kupalarına katılma yolunda 3. sıradaki yerini savaştırmak isteyen Trabzonspor kümede kamyon olduğunu aratmak isteyen Samsunspor'a deplasmanda 3-1 yenilerek hayal kırıklığı yaşadığı ev sahibi gibi Taylan penaltıdan Muadi Maci ve Fernandes'e kendi kalesinde attığı gollerle galibiyete uzanırken Fırtına'nın tek gol sayısı Bartin'den geldi 3-1. Biz de sporla birlikte günlerinizi noktalıyoruz. Hepinize iyi bir hafta diliyoruz. İyi pazar günü diliyoruz. Hoşçakalın.